Merhaba arkadaşlar, Project Zombie'de 3. bölümdeyiz. Oyunun biraz ses ayarlarını açtım arkadaşlar. Oyunun çünkü ilk 2 bölümdeki seslerinin çok düşük olduğunu söylemiştiniz. Ya bir kişi söylemişti 1. bölümde. 2. bölümde de baktım düşük. Ses ayarları kızıkmış oyunun. Açtım. Şu an benim kulağıma çok fazla ses geliyor ama umarım size uygun ses tonunda. Benim sesimi bastırmıyordur yani oyunun sesleri. Ve size istediğiniz gibi geliyordur ses diye düşünüyorum. En son arkadaşlar marangozluk kitabı arıyorduk ki meslek kasacaktık. Marangozluk mesleğini 2. seviyeye kadar kasacaktık. Normalde şu anda kazabiliriz ama eksi az alacağız. Eksi fazla almak için marangozluk kitabı arıyorduk arkadaşlar. Loot yapıyorduk. O yüzden gidip lootumuza devam edeceğiz. Sağda solda loot arayacağız kendimize. Bakalım yani nasıl olacak. Bu arada ben ne kadar çok ığlıyorum ya. Yani fark ediyorum videolarda çok fazla ığlıyorum ama bu ığlamayı durduramadım bir türlü. Hani engel olamıyorum. Bu bir konuşma bozukluğudur arkadaşlar. Böyle sürekli ığlamak bir konuşma bozukluğudur. Normalde çok kitap okuyan birisiyim ama çok fazla konuşmadığım için günlük yaşantımda. O yüzden bu ığlama benim ağzıma da böyle yapışmış artık. Konuşurken ığlamak sizin konuşma bozukluğunuzla alakalı. Yani kitap okumanız ya da şeyle değil günlük konuşmanızla alakalı. Günlük ne kadar çok insanla konuşuyorsanız bu ığlama oranında o kadar azalıyor. Ben günlük fazla insanla karşılaşmadığım için genelde evde olduğum için ya da çalıştığım için diyalog kurmuyorum insanlarla. Bu yüzden ığlama sorunu var bende. Ve bunu azaltmaya çalışıyorum. Abi buralar niye böyle zombi dolu ya? He, en son şurada bir yerde alarm çaldıydı değil mi? Bir de biz şu büyük eve girmediydik. Bak şuradaki büyük eve girmedik. Belki burada aradığımız kitabı bulabiliriz. Şu büyük eve gireceğim. Burada kitabı arayacağız. Şimdi burada kapıya birileri vuruyor. Galiba içeride zombi var. Dışarıda değil de içeride. Şu hanımefendiyi bir... Öleceğim mi artık? Başka nerede var? Şu arkadaş bana doğru geliyor. Kadının çığlığına duydu herhalde. Lan! Heh. Şimdi bu kapıyı açarsam... He, kilitli. Şuradaki depoya girsem, buranın kapısı var mı? Bak yine bir vaa sesi geliyor. Şu an bu sesler size geliyor diye düşünüyorum çünkü maksimuma çektim sesleri. Tabi video çekme programı bu sesleri biraz düşürüyor. Ama yine de size geldiğini düşünüyorum yani. Bu seslerin ağzına vururum seni. Şimdi önünüze baktığınız zaman, mesela şu bakış açısında arkanızı görmüyorsunuz ya. Geleni görmüyorsunuz yani, bir şey geldiğinde göremiyorsunuz. O tarafa bakmanız gerekiyor, gördüğünüz gibi aydınlanıyor baktığınız yer. Mesela karanlık bölgeden gelen bir şeyi göremiyorsunuz. İlla ki dönmeniz lazım oraya. Şimdi buranın içerisinde kapıya patküt bir şeyler vuruyor. Şu camı açabiliyor muyuz? Açtım. Arkadaş şurada beyler. Tamam mı? Dışarıda bir tane gördüm. Camdan içeri girebilir. Heh, o bu tarafa gelmiyor. Evin sahibiymiş bu arkadaşlar. Anahtarı var üzerinde. Televizyon kapalı ve birisi hala patküt vuruyor abi. Üst katta galiba. Yukarıda birisi var. Sanırım. Yo. Şurada birini gördüm. Şu dış kapıyı açayım da ne olur ne olmaz abi. Evet içeri birisi girdi. Olaya bak ya. Şunu bir öldürelim. Plastik torbası falan var. Alışverişten geliyordu. Ne kadar çok zombi var ya. Arkadaş evi lootlayamıyorum. Evet şuradan da bir tane geliyor.
Şunu öldürelim. Abi. Aha vitamin buldum lan. Şansa bak. Kadının üzerinde vitamin var. Hastaydı herhalde. Zayıflamaya falan mı çalışıyor abi? Hop. Şurada içeri bir tane girmişti. Nerede o? Aha burada. Tek attım. Makyaj takımım var, madalyon var. Şu madalyonu alacağım. Bunlar şu an normalde bir işe yaramıyordu ama peşten sonra arkadaşlar Furnace falan geldiyse eritiliyor diye düşünüyorum ya. Eritilir yani. Sanırım. Burada patküt bir şey vuruyor abi. Odalardan birinde zombi var arkadaşlar. Evet, burada değil. Ya burada ya burada. Şimdi. Evet, arka odada. Abi hala şey ses geliyor. Kitaplık buldum bu arada. Açlık. Marangozluk. Oh be, bulduk. Uzman seviye balıkçılık var. Şöyle kapıya döneyim de gelen olursa görelim ya. Hala bir şey vuruyor. Patküt ses geliyor. Çalar saat. Bunu alalım abi. İç çamaşır var. Kilot var lan bildiğin. Kilot buldum. Alsak mı acaba? Abi nereden geliyor bu? Bam bam vuruyor bir şey ya. Oo, tabanca. Çok iyi. Alalım. Mermisini de buluruz ileride. Şu çantayı da alalım. Şimdi burada uyku ilacı var. Mum var. İleriki zamanlarda. Şu çantayı alalım. Ben hala bu sesin nereden geldiğini çözemedim abi. Yastık var. Golf sopasını alalım. Alamıyoruz. Şöyle üzerime alayım. Çok sinirimi bozdu. Pat pat vuruyor ya adam. Çamaşır suyunu yer var mı? Var. Aynaya. Pamuk. Havluları alalım. Uyku ilacı. Havlunun diğerini de alamıyoruz mu? Vitamin var. Yorgunluğu giderirmiş. Bunu içelim lan. Dur. Tuvalet kağıdı var. Aa, tuvalet kağıdı yeni eklenmiş. Bu yoktu. Cımbız var. Ayna var. Banyo havlusu, cımbız. Şu tuvalet kağıdını alalım bakalım ne işe yarayacak bu. Çamaşır suyunu da alalım. Vitamin var. Çamaşır suyu yine. Evet, üzerimdeki ağırlık fazla oldu ve ablacım biz aradığımızı bulduk ve gidiyoruz yani. Bulaşmazsan bize sevinirim. Zaten üzerimde ağırlık var, koşamıyorum. Ne kadar çok şimdi günler ilerliyor ya arkadaşlar. Günler ilerledikçe uyuduk bir gece falan. Zombiler de çoğalmaya başladı. İlerledikçe daha da çoğalacaklar. Hani bu bir şey değil yani. Adım atacak yer olmuyor. Ciddiyim, adım atacak yer olmuyor. Ağzına vururum ha. Pis sapık. Niye takip ediyorsun beni? Lanet kadın. Birinin sesi geliyor. Tıslıyor biri. Şurada. Tamam, görmedi o beni. Gitti. Abla. Allah. Ne yapıyorsun abla? Hayranlarım. Her yerdeler. Lanet olasıcalar. Beni rahat bırakın ve evime gideyim. Lan içeri birisi girmiş olmasın? Bakayım.
Evet, buraya geldik. Şimdi olayımız şu. Ben şunları bir boşaltayım bir rafa. Buralar karanlıkken içime hiç sinmiyor ama dur. Şöyle aynayı şunları bir atalım. Cımbız var. Golf sopası var. Tohumu at. Tuvalet kağıdı. Vitamin dursun üzerimizde. Kullanırız. Şu gitsin. Şuraya gel abi. Şunların hepsini bir bu tarafa geçir. Zifiri karanlıkta iş yapıyorum şu an ya. Oyuna yeni gelen eklentilerden biri de arkadaşlar. Mesela craft table şeyi vermişler. Listesi vermişler. Mesela neyi nasıl craft edebileceğinizi gösteren bir liste koymuşlar. Ama burada her şey yok tabii. Her şeyi göstermemişler. Mesela marangozlukta diyor ki kütükle halatı bağlayıp böyle kütük yığınları yapabilirmişsiniz. Hani bunları söylüyor. Ne bileyim işte alçıyla suyu kullanarak kovaya alçıyla su koyup su dolu kova yapabilirsiniz diyor. Sonra işte alçı sıvasını kovaya koyuyorsun. Alçı oluşturuyorsunuz işte burada. Havan yapmayı. İşte böyle craftları göstermişler arkadaşlar. Güzel olmuş. Yani hiç yoktan iyidir. Benim hoşuma gitti. Burada mesela et aşçılıkta yiyecekleri nasıl yapacağınızı ekmeği dilerek bıçakla ekmeği dilerek parçalıyorsunuz. İşte balık ne bileyim hamburger yapmak için şu malzemeleri kullanabiliyorsunuz falan gibisinden bir liste hazırlamışlar şurada. Güzel olmuş. Burayı kullanırız. Detaylı bir şekilde. Bu da şu şey var ya kasaları masaları buradan alıp şurada sabit olan cisimleri alıp yerini değiştirmek için yapmışlar. Eskiden bu mesela sandalyeyi falan alamıyordunuz ya da alıp yerini değiştiremiyordunuz ama şimdi artık alabiliyoruz. Güzel olmuş bu da. Bu zaten şeydi. Bu da can değeriniz arkadaşlar. İşte bilgileri. Mesela ne yapmışız? Bir hayatta kaldığım gün sayısı. Bir gün 14 saattir hayattayım. 50 tane zombi öldürmüşüm. Vay anasını. Ne zaman o kadar öldürdük? İşte özelliklerim, ağırlığım 80 kilo, 27 yaşındayım falan filan. Becerilerim var. Burada geliştikçe artıyorlar. İlk yardım seviyemiz doktor olarak seçtiğimiz için 3. seviyede. Sağlık durumumuzu hiç ısırık sıyrık hiçbir şeyimiz yok. Buralardan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi biz şeyleri attık, kitapları falan attık. Orta seviye aşçılık, balıkçılık geç. Bize marangozluk lazım. Aşçılık, marangozluk. Bunu bir üzerime alıyorum. Şunu bir üzerinize alın. Hemen. Üstüme alıyorum bunu. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Bu kitapların filmini ben size anlatayım. Bu kitap size diyor birinci, ikinci seviye beceriler için tecrübe puanı kat sayısı verir. Yani mesela ben bu kitabı üzerime aldım. Oku dediğimde gördüğünüz gibi üzerimde bir bar çıkıyor. Ve bu barla kitabı okumaya başlıyor. Kitabın üzerine geliyorum mesela. Şu an 220 sayfa sayısı 1'e 220 diyor ya. Her okuduğumda o 1, 2 olacak. 3 olacak, 4 olacak. Böyle 220'ye kadar okuyacaksınız bunu. Okuduğunuz zaman size 3 mesela marangozluk TP 75 diyor. Bu 75'in yanında 3.0 diye bir çarpan oluşuyor. Yani bir odunu kestiğinde 10x alıyorsanız 3 ile çarpılıyor ve 30 alıyorsunuz artık. Yaptığınız her marangozluk işinden çarpan değeriyle eks alıyorsunuz ve daha hızlı gelişiyorsunuz. Sallıyorum 2 tane odun kestiğinizde 20 puan alacaksanız 3 ile çarpıyorsunuz onu. İşte 60 puan alıyorsunuz. Anladınız mı? Hani bakayım 6 tane odun kesmiş gibi oluyorsunuz. Bu kitabı okuduğunuz zaman. Birinci ve ikinci seviye için geçerli tabii. Hani şuraya kadar geçerli. Buraya kadar fullendikten sonra üçüncü ve dördüncü seviye için geçerli olan kitabı okumanız gerekiyor. Böyle böyle şeyleri, değerlerinizi, mesleklerinizi arttıracaksınız ki daha iyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu kitap okuma işini şimdi yapmayacağım. 20'ye kadar okudu. Eğer ben bu kitabı okumaya kalkarsam 220'ye kadar videonun tamamı kitap okumakla geçer. O yüzden kitap okumayı bırakıyorum abi. Ben bunu kitap okumaya devam ederim sonradan. Şu an gördüğünüz gibi çarpan 0.3 oldu. Onu 3'e kadar çıkartabiliyorum. 20 sayfa okuduğum için 0.3 çarpanda arkadaşlar. Şimdi biz neyimiz yok? Bizim bak tencere, tava, o tarz şeylerimiz yok. Depoyu da tam olarak incelemedik. Videonun 3. videodayız ve depoda ne var ne yok her şeyi tam olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Bakmadık. Şimdi benim istediğim şey şu. Ben camları kapattım. Deponun burası ışık almıyor. Ben burayı nasıl aydınlatırım? Bunu düşünüyorum. Buralara ampul elektrik sistemi yeni geldiği için oyuna
Acaba kablo falan kullanıp kendi elektriğimi çekebiliyor muyum diye bir düşünüyorum. Bilmiyorum yani, daha elektrik aksamlarını hiç bakmadım, kontrol etmedim. Şuradan hatta bakalım. Craft bölümünden. Evet, elektriksele bakalım. Alarm var. Ne diyor? Amatör radyoyu sök. CD çaları sök. Dijitali sök. He. Bunlar şimdi arkadaş, bunlar şey. Mesela sağdan soldan kumanda falan filan buluyorsunuz ya, video oyunu şey işte, bunları söküp elektronik hurdaya çeviriyorsunuz. İleride nasıl diyeyim, bu şeyleri kullanmak için, yeni elektriksel malzemeler yapmak için bu elektronik şeyleri sökebiliyorsunuz. Elektriksel malzemeleri nasıl yapıyorsunuz? Onlar bu listede gözükmüyor. Onları blueprint olarak buluyorsunuz. Hani bu Don't Starve'de blueprint buluyorsunuz, öğreniyorsunuz falan ya. Onun gibi düşünün. Blueprint bulacaksınız. Öğrendiğinizde bir eşyanın yapımını öğreniyorsunuz. İşinize yarayan bir şeyin yapımını öğreniyorsunuz ve bu hurdalarla o eşyaları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O blueprintlerden bulmanız gerekiyor yani. Hayatta kalmaya mesela bunları eklemişler. Taş balta, çekiş. Mesela Furnace eklendi diye biliyorum ama Furnace ile ilgili bir şey karşıma çıkmadı. Hani metal eritme falan filan, o tarz şeyler görmedim daha. Bakıyorum, sinir otu var. Hayatta kalmada olması gerek. Belki onları da blueprint'te öğreniyor olabiliriz. Bilmiyorum yani. Bakacağız. Ben şöyle bir aydınlığa geçeyim. Şurada bir rafım var. Sanırım. Yok, yokmuş. Neyimiz var? Chardonnay. Bu ne lan? Açlığı susuzluğu falan iyi batırıyor. Şu şişesi. Evet, genelde meyve sebze var. Yani yemek yapmak gerek. Şu tavaya ihtiyacımız var. Pişmemiş etimiz var. Taze donmuş pizza var. Bunu ısıtabiliriz. Dur tadı dilimi. Evet, bizim tava, tencere, bu tarz şeylere ihtiyacımız var. Bir gidip evlere tekrardan bir loot yapalım biz. Şu an karnım aç. Susuzluk var. Şuradan bir su içelim. Hazır şehrin su sebekesi kırılmamışken hiç su şişelerine dokunmuyorum arkadaşlar. Bu arada bulduğum bütün su şişelerini doldurup depolamam lazım. İleride suya ihtiyacımız olacak çünkü. Sıkıntılar yaşayabiliriz. Bir ay sonra falan, 60 gün sonra oyunda, 60 değil, 30 gün, 30 gün sonra falan elektrik su kesilecek. Sıkıntılar yaşayacağız. Şimdi yemek yemem gerekiyor. Taze meyvelere dokunmuyorum arkadaşlar ki yemek yaparız bunlarla. Bize direkt olarak böyle aparatif tarzı bir şeyi, ya mesela şu taze donmuş pizzayı direkt şeyin içinde pişirebiliyor muyum tavasız gene? Bakalım, aç diyeyim. Mikrodalgayı açık unutmayın sakın arkadaşlar. Bunu bir kere ben yaptım. Açık unuttuğunuzda yanıyor ve komple depoyu kaybedersiniz. Yanar yani. Eviniz yanar. Şu an kızarıyor gördüğünüz gibi. Kırmızımsı olduğunda taze pizzaya dönüştü. Donmuştan çıktı, pizzaya dönüştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer çok fazla tutarsanız yiyecek yanar. Taze donmuş pizzadan taze pizzaya dönüştü. Ve ben şu an bunu yiyebilirim. Soğukken yediğimizde hastalık olabilir. Kapat diyelim. Bunu alalım üstümüze. Bu ne? Sıkıntı başlangıcı. Geç. Ye. Hepsini ye. Açlığımı 25, susuzluğumu eksi 10 doyuracak. Güzel. Bakalım. Doymuş. Çok iyi. Sıkıntı başladığında bir kitap, dergi vesaire okuyabilirsiniz. Bu sizin sıkıntınızı geçirecektir. Bakalım, benim dergi, kitap bir şey vesaire vardı galiba. Neyse, loot'a gittiğim evde bulabilirim. Biz şimdi tencere, tava, mutfaklardan bir evin mutfağından tencere, tava bir şey indirmemiz lazım abi. Bak şurada oturaklar var. Belki ev vardır. Beni gördü. Gel bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Niye öyle mal gibi koşuyorsun? Kredi kartı var lan. Alalım lan. Kadının kredi... İnci kolyesini de alacağım. Kadının kredi kartını aldım. Alışveriş yaparız. Şimdi buralarda fazla koşmayayım. Bak şu... Amca seni son anda fark ettim var ya. Oğlum. Öl. Oo, mutfak bıçağı çok iyi lan. Bıçak. Güzel bir bıçak buldum. Yağ bıçağından iyidir mutfak bıçağı.
Böyle kolay çıkmıyor yani. Evet. Defter var burada. Burada ne vardı? Yastık var. Radyo mesela alırız onu. Hurdaya çeviririz. Burada şeyleri alabiliriz. Bu evin bütün yiyecek stoğunu bizim eve taşıyabiliriz. Konserve açacağını alalım bir önce. Abi ben şeye güvenemedim. Kapıyı kapatayım diyecektim ama kapı yok ki, kırılmış. Ben kırdıydım galiba. Cipsi bir alalım. Kahveyi al. Karabiber al. Kaseyi al. Çorba için kullanacağız. Kaşıkları al. Konserve sardalya. Alalım bunu. Allah. Allah, ses geliyor. Nereden geliyor? Korktum dayı. Güvenemiyorum. Pat tanınak gelir abi. Girer vallahi eve. Ben de fark etmem, arkam dönük olur. Ağzıma yapıştırıverir valla. Sünger. Bu yeni eklenmiş. Bu yoktu. Bir alalım bakalım. Tuz. Konserve fasulye al. Unu al. Hemen şu dolaba geçelim. Ampul. Bunu kendi envanterime koyayım. Boş bardağı alalım. Kahve. Kase almıştık. Kaselerden bol bol alabiliriz aslında. Kettle. Bunu alalım. Çay yaparız bunda. Konserve açacağı almıştık. Konserve ton balık. Çorba. Pirinç. Kaşık almıştık. Tel var. Bunu şeye atalım. Tohumları alalım. Zamanlayıcı var. Bu elektronik aksamlar için bir zamanlayıcı olsa gerek. Bundan bir tane al. Çatal. Dolaba geçelim. Oo. Dolaptan hepsini al abi. Bütün taze yiyecekleri alalım. Şunların da hepsini al. Donmuşların da hepsini alalım. Evet, kettle bulduk. Tencere bulamadık. Tencere bulamadım. Bu evle artık işimiz bitti diyebiliriz. Şunu alabilirim. Şunu alalım. Şuraya gel. Radyoyu alalım. Bunu hurdaya çeviririz. İleride bir malzeme yapacağımız zaman. Şu an üzerim doldu. Bu evi boşalttık abi. Bu evde artık işimiz yok. Yakın zamanda işimize yaramayacak bu ev. Buradan yardırıp gidelim. Depoda camları kapattığım için depo çok karanlık oldu. Depoyu aydınlatmak için bir şeyler düşünmem gerekiyor. İnşallah kendi elektriğimizi çekebiliyoruzdur. Şimdi gelelim buzdolabının yanına. Mesela buzdolabını mesela şurada dondurucuyla buzdolabı var ya arkadaşlar. Dondurucuya şeyleri koyacağım. Et ürünlerini. Buraya hep taze ürünleri koyacağım mesela. Su şişesinin burada durmasına gerek yok diye düşünüyorum. Yani bence gerek yok abi. Bu çıksın şuradan. Şunu alalım. Taze tofu, işlenmiş peynir falan filan. Şimdi çantaya gel. Şu en aşağıdan başlayalım. Taze çilek. At bunu. Turpu at. Pırasayı at. Pişmemiş tavuk eti. Mısır kızarmış sosis. Bu kalsın. Şu mısır. Muz. Meyve sebzeleri dolaba koyacağım. Dolmalık biber. Taze brokoli. Sünger pirinç var. Konserve ürünleri nasıl diyeyim, soğukta da kalsa da olur, kalması da olur. Mesela cips de aynı şekilde. Şimdi donmuş ürünleri koyalım. Mesela konserveleri de buraya koyabilirim abi. At buraya gitsin. Konserve fasulye, konserve çorba. Taze donmuş. Şunu at. Tamam mı? Konserve sardalya. Evet, bunu da koyalım. Pirinç var, tohumlar var. Taze işlenmiş peyniri dolaba koyalım. Şunu dolaba atacağız. Burada vardı bir şey. Evet, bunu da buzluğa atalım. Sonra şu sandığa, bu sandığa elektronik malzemeleri mi koysam?
Ya da yiyecek malzemelerimi, yok rafa koyarım şey böyle bu tarz malzemeleri. Bu sandığa şey koyacağım. Elektronik malzemeleri koyacağım. Bunlar ağır galiba. Evet. Şimdi burada elektronik malzeme zamanlayıcı var. Başka ne var? Ampul, radyo, tel. Acaba ne teli bu? Kablo mu yoksa normal tel? Normal tel herhalde bu. Şununla şunu şuraya koyalım. Alçı torbası çok ağır ya. Şu malzemeleri alalım şuradan. Buraya da böyle bardak, çanak, o tarz şeyleri koyacağım. İşte ne bileyim karabiber mesela. Kaseyi koyalım. Kaşıkları koyalım. Kettle. Mutfak bıçağı. Sünger. Konserve açıcı. Kahve var. Karabiber var. Pirinç var. Kuru erzak. Tuz var. Un var. Çatal var. Evet, buraya elektronik malzemelere geçelim abi. Telsizi atalım buraya mesela. Cipsleri şöyle koyalım. Tamam mı? Ben telsizi buraya atmadım mı ya? Telsiz nerede? Allah Allah. Ciddiyim, telsizi ben buraya atmadım mı? Şaka mısın ya? Buradaymış. Evet, telsizi koyalım. Tamam mı? Şimdi tornavida tarzı ekipmanları şöyle bir yere koyayım. Tornavida. Materyalleri de şöyle güzel gözümün önünde bulabileceğim bir yere koyayım abi. Burayı doldurduyduk. Ataş. Materyalleri buraya koyacağım. El feneriyle pili alayım. Radyoyu da alayım. Evet, radyo, el feneri, pil, elektrik ve elektronik şeyleri buraya koyacağım. Bu depoyu komple bir düzenlemem lazım ki her şeyin yeri belli olsun. Uğraşmayayım diye uğraşıyorum arkadaşlar. Biraz sıkıcı biliyorum ama yapacak bir şey yok. Siz de bunları yapacaksınız. Evet, bahçe, çakmak, çivi. Ben önce şöyle şu uçtan bir başlayayım abi toplamaya. Mesela şuradan şunları alayım. Alyans var, bahçe küreği. Kömür. Aa, kömür var. Kömür eklenmiş. Kömür yoktu. Kömür ağır olsa gerek. Çivi var. Hepsini bir al. Hepsini al. Uf, aşırı fazla ağırlık var üzerimde şu an. İnanılmaz derecede, hemen kendimi boşaltmam lazım. Kendimi boşaltmam lazım. Buraya ilk yardım malzemelerini koyacağım arkadaşlar. Bu dolaba. Cımbız. Dezenfektan. Pamuk. Vitamin. Yara bandı. Tamam mı? Evet. Buraya ne koyuyorduk? Böyle malzemeleri koyuyorduk. Testereyi mesela atalım. Çekici atalım. Şu an ihtiyacım yok. Tente, bu tente şey için, çadır için. Bu tel, çivi, el feneri, cerrahi iğneyi koymamışız mesela. Elektronik malzemeler buradaydı. El fenerini at. Pil var.
Pili at. Tamam mı? Bahçe küreği 2 tane. Bahçe kürenin bir tanesini daha atmamışız. Atalım. Şöyle attık mı? Buraya mutfak malzemesi koyuyorduk. Buraya elektronik koyuyorduk. Oğlum ben materyalleri nereye koyuyordum? Ha, şuraya koyacaktım materyalleri. Çivi. Üstümde bir şey var mı? Kömür var. Tel var. 33 tane çivi var. Tente var. Cerrahi iğne. Şurası onun yeri. Evet, bu şekilde. Tamam. Bayağı ayarladım arkadaşlar. Deponun ben geri kalan bölümünü bu şekilde halledeceğim. Aa, buraya yere su atmışım. Yerde su var. Hı. Deponun geri kalan bölümünü ben kendim ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdi kitabı bulduyduk. Aradığımız kitabı da bulduk. Ben bu kitabı okumaya bırakacağım. Videonun dışında olacak tabi bunlar. Geri geldiğimde diğer bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz. Depoyu ben ayarlamış olacağım. Kitabı okumuş olacağım. Ve marangozluğu kasacağız. Dışarıda ağaç keseceğiz. Kalas yapacağız. Bir hafta geçmeden evin etrafını sarmamız gerekiyor. Çünkü sıkıntılar başladı. Yani artık zombiler aktifleşmeye başladı. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.